köyüne gidip gelmek zorunda kalan Şerif'i sonunda anne babaya hizmeti daha önemli olduğunu düşünür, ailesinin yanına döner ve hat sanatını geçim vesilesi olarak kullanıp hayatını burada devam ettirir. Şerif'in yazmayı düşündüğü esere değişik sebeplerden dolayı bir müddet zaman ayıramaz. Siyasi çalkantıların kendisini olumsuz etkilediğinden bahseden şair, bütün engellere rağmen Hendi Gülistan adını verdiği eserini miladi 4 Eylül 1811 yılında tamamlamayı başarır. Şerif'in 2 eseri daha bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Taner Bey gelmediler. O Mevlid-i Şerif adlı eserinden bahsedecekti. Bir de bir İlmihal kitabının şiirleştirilmiş biçimi varmış. O da yine Taner Artvin'de de mevcutmuş. Telefonda görüştü. Kendisi böyle söylemişti. 1800 yapılan çalışmalar sonucu bu kadar çok biyolojik çeşitliliğe ulaşılmıştır. Bu nedenle bu bölgede yapılabilecek daha ayrıntılı arazi çalışmaları ile bu çeşitliliğin ortaya çıkarılmasına katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Sabrınız ve katılımınız için teşekkür ederim. Kaç temine teşekkür ederiz. Özellikle bizim dünyasına yazdırmış olması da sevindiriyor. Teşekkür ederiz. Çalışmalarınızın başka devamını dileriz. Bir sonraki konuda geçiyoruz. Yusufeli ilçesinde yetiştirilen üzüm çeşitlerinde biyolojik çeşitliliğin tespiti konusunu sunmak üzere Profesör Doktor Sezai Yaracişli ve Yasemin Hızarcan'ın çalışması sunum kim yaptı? Yasemin. Yasemin Hanım. Doktora çalışmamı Yusufeli ilçesinde yaptım. Buradaki üzüm çeşitlerini inceleyerek hem ilçemize bir faydası diye çalıştım hem de ülkemiz için. Bu yüzden 4 yıl Yusufeli'ne gidiş geliş yaptım. Her yaz buradaydım. Esnaf beni yakından tanır. Biraz kendimi fahri Yusufeli hissediyorum açıkçası. O nedenle burada olmaktan ayrıca mutlu olduğumu dile getirmek istiyorum. Yusufeli'nin ve oranın güzelliğini gördüm. Ayrıca buranın Ali Cenap çiftçilerini sanırım tanıma şerefine de nail oldum. Bu yüzden bu fırsatı, özellikle burada söyleme fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Şimdi sunumuza geçmek istiyorum. Ses çok mu yüksek acaba? Rahatsız olan varsa biraz indirebiliriz. İyi herhalde, tamam. Yusufeli ilçesinde yetiştirilen üzüm çeşitlerini inceledik dedik. Asma bitkisi, jeolojik bulgulara göre yerkürenin en eski bitki gruplarından biridir. Ve insanlık tarihinden daha eski bir geçmişe sahiptir. Yeryüzünde kuzey yarımkürede 11 ile 53, güney yarımkürede ise 20 ve 40 derece enlemleri arasında son derece uygun iklim ve toprak koşulları bulmuştur. Ve bu nedenle de çok sayıda çeşit zenginliği göstererek ülkelere göre değişik kültürel uygulamalarla yoğun olarak yetiştirilmektedir. Yusufeli'nden güzel bir görüntü. Yusufeli'nin ilk girişini hepimiz biliyoruz. Gelirken gördük zaten bu görüntüyü. Yusufeli'deki doğa alanlarından birkaç resim göstermek istiyorum. Bu resimler aslında normalde Ege'de veya Batı'da farklı yerlerde çok geniş dönümlerce, 10 dönüm, 100 dönüm şeklinde bağ alanları varken burada çok çok küçük alanlarda yapılmakta. Yusufeli'nin çalışkan insanı bu şekilde gördüğünüz şekilde zaten çok net gözüküyor arazinin yapısı. Hepimiz de biliyoruz. Yani buralar dağ tam tepesi. Ve oraya üzüm bağları yapılmış. Çok büyük emek isteyen, bu bağları görmenizi istedim. Belki göremeyenler vardır. Çok dik, %80-90 meyil var arazide. Bu şekilde karışık tabii ki, yanına mısır ekiliyor. En düz yerlerden biri gezdiğim bağlar içerisinde. Yine bu görüntü Peterek Köyü'nden, eski ismiyle. Bunlar da laboratuvarda yapılan çalışmalar. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yapıldı. Salkım ağırlığı, büyüklüğü, tek tek ölçümler yapıldı. Tane büyüklüğü, tanenin kapı rengi ölçüldü. Kuru madde miktarı, tanenin saptan ayrılabilirliği,
tane sap uzunluğu, çok da sayılabiliyor bunlar. Kabuk kalınlığı, çekirdek boyu şeklinde 68 karakter incelendi. 25 yüzüm çeşit üzerinde. İstatistik analizler yapıldı SPSS paket programı ile birlikte. Çok fazla sıkmamak için detaya girmiyorum. Moleküler çalışmalara gelince, bu anlattığım kısım amfilografik dediğimiz sadece dış görüntü, görsel olarak ve ölçebileceğimiz özellikler. Ancak... ot diğer hayvanda kalmadı. Bunlar bizim bölgemizdeki yağış olduğu için fazla tehlikeli arz etmiyor ama daha sıcak bölgelerden yangınların çıkması için çok dezavantajlı bir durum ortaya çıkardı. Çünkü kuruyan otları temizlemediğiniz zaman çok küçük işte cam kırığı vesaire çevre etkisiyle de yangınlar ortaya çıkabiliyor. Bizim şu anda belki devlet olarak, hükümet olarak yapılması gereken en güzel şeylerden birisi burada kontrollü olarak mutlaka belki kuru keçisi değil ama işte zahane keçisi gibi süt verimi gayet yüksek ırkların teşvik edilmesi, bu bölgeye bunun tekrar yerleştirilmesi gerekmektedir. Bu konuların biri aracılık. Aracılık artık ilimiz için, ilgeleri için olduğu gibi Yusufeli ilçemiz için de gerçekten çok önemli bir değer ticari olarak, hem ticari olarak hem de tarımsal faaliyet olarak bunun üzerinde çok durulması gerekiyor. Ve bunun meyveciliği biraz önce söylemiştim. İkinci sırada aracılık, yani aracılık daha ön planda. Bizim burada potansiyel hesaplamasında aracılık ve meyvecilik üzerinde yaptık. Onu sonuç kısmında ifade edeceğim. Önem verildi ve yapıldı. Bunların nasıl gerekmektedir. Artı ileride toplam 1707 adet işletme bulunurken toplam koloni sayısı şu anda 60.312. Yusufeli ilçesinde koloni varlığı, Borçkaya ilçesindeki koloni varlığıyla hemen hemen eşit olmasına rağmen bal üretimi koloni başına yaklaşık 2,5 kilogram daha düşüktür. Kabul etmek durumundayız. Koloni başına bal verimi 20 kilogram. Kovan başına elde edilen kilogram Türk Artvin'in ve toplam bal üretimi de 5 olarak gerçekleşmiş. Vatandaşımız bulunurken koloni sayısı 4794, bal üretimi 248 kilogram, 248 ton faaliyetleriyle aracılık potansiyelini kullanmakta çok uzak durumdadır. Üretilen balın tabi yine aynı şekilde aile içerisinde tüketimi sağlanırken yaklaşık %53'ü pazarlanmaktadır. Bence yani bunun iyi anlatılmış olsaydı öncesinden tabi devlet yani karar vericilere hala anlatılabilir. Evet, kesinlikle buna karar veremezlerdi. Ve çünkü şöyle bir şey söz konusu. Yani elektrik üretimi için çok sayıda alternatif var ama Yusufeli ekolojisinin başka bir alternatifi yok. Yani siz bu ekolojiyi alıp doğal suni şartlarda bir başka yerde oluşturma bilme imkanınız kesinlikle yok. Dolayısıyla bizim burada barajın karşısında veya yanında olmaktan ziyade gerçekten bilimsel verilerle ve sorumlulukla buna yaklaşmamız gerekiyor. Yani baraj öyle bir yere konmuş ki, yani öyle bir hikaye edilmiş ki yani burada Yusufeli Yusufeli yapan ekoloji değer en önemli değerdir bu. Bu ekoloji olmazsa Yusufeli kesinlikle şu andaki durumda bu özellikler olmazdı. Yani bu ekolojide çok çok uzun yılların sonucu olarak bu noktaya gelmiş. Dolayısıyla bu ekolojinin alternatifi yok. Barajın alternatifi her zaman var. Elektrik üretiminin alternatifi her zaman var. Ama bu ekolojinin, bu coğrafyanın maalesef başka bir alternatifi bulunmamaktadır. Dolayısıyla bunun bir şekilde Yusufeli'nin lehine olarak halledilmesi önem arz etmektedir. Kanalar yapmak, verimi ve karını artırmak için analizler yapmak üzere ve pazarlama kapsamında satış artırıcı çabaları göstermek için örgütlenmek. Örgütlenme dediğimiz zaman burada işte üreticiler birliği, meyve üreticileri birliği, balık üreticileri birliği, çeşitli mali vergileri kapsamında olabilir veya farklı şekillerde bunlar yapılır. Türkiye genelinde pek çok örneği olan örgütlenme, kooperatifler,
bunların arasında sayabiliriz. Ancak ülke genelinde gördüğümüz bu tür yapılanmalar, örgütlenmeler maalesef kuruluyor, yeni niyetlerle kuruluyor. Ana sözleşmelerine çok güzel şeyler yazılıyor. Fakat sonra da farklı amaçlarla yozlaştırılıyor. Eğer Yusuf Elinde bu aşılırsa, ki aşılacağına inanıyorum, bu tür yapılanmalardan sanıyorum Kılıçkaya'da Yusuf Elinde bir tane kaplama kooperatifleri var. Bal üreticileri birliği olduğunu biliyorum. Bunlar güzel gelişmeler ve çok iyi bir şekilde organize olup büyütülürlerse Yusuf Eli adına güzel şeyler yapılacağına inanıyorum. Yusuf Elinde'nin şeylerinin dekorasyonlar, bunlar sizden de bir güzel. Özetmek istiyorum. Fizyografik bakımından çok engebeli var. Çorum Adası, Doğu Karadeniz bölgesinin en önemli yavaş adalarına kesildi. Artvin ilinin 83 km güneybatısında yer alan Yusuf Elin ilçesi Çorum ilinin kenarında kurulmuştur. Deniz seviyesinin yükseklik 165 metredir. Coğrafi konumu ve arazi yapısı ilçenin ekonomik faaliyetlerine belirlemiştir. Yusuf Elin adasında iklim etkilerinden biri de yükseltidir. Vali tabanından yükseldikçe tabanlar yamaçlarda görülen yumuşak iklim sertleşmeye başlar. Sıcaklık farkları artar ve karasal